Ergün Diler. Oyun içinde oyun. Gazeteci olarak büyük güçlerin amaçlarını, hedeflerini anlamaya çalışırım. Bunun içinde de ipuçlarının peşinden koşarım. Sovyetlerin yıkılmasından sonra yeni dengenin nasıl olacağı cevabını en merak ettiğim sorudur. Ülkeler ve çok önemli isimler dengenin sonucunda kendilerine düşen rolleri yerine getirir. Kuraldır bu, değişmez. Tarih böyle aktı. Sovyetler yıkılınca Çin büyüdü. İpek yolu sahne aldı ve son hamleler yapıldı. Tabii ki önemli olan Türkiye nerede ve nasıl olacaktı? Beni ilgilendiren de burası. İdlib ve Suriye ortada. Ordumuz, askerimiz orada. Sadece biz mi oradayız? Elbette hayır. Herkes orada. Gelin bu noktadan gidelim ve anlamaya çalışalım. Kaç zaman önce yazdım bilmiyorum ama birkaç kez altını çizdim. Çok önemliydi çünkü. Alman Der Spiegel'in kapağına aktarmıştım. Derginin arka planını bildiğim için asla ve kat'a yabana atılacak bir çalışma değildi. Mesaj açık ve netti. Bilmeyenler için tekrar altını çizmek isterim. Alman Der Spiegel dergisi Pentagon'dan yönetilir. Bu çok uzun yıllardır değişmedi. Katolik gücün dünyadaki en etkili yayın organı olarak bilinir. Doğrudur. Kimse kabul etmese de her yayın organının bir gücü vardır. Bazılarının gücü sınırları aşar. Operasyoneldir. Der Spiegel öyledir ve ağır güçtür. 2018 Haziran ayına gidersek neyi nasıl operasyonun içine çektiğini daha iyi anlarız. 9 Haziran 2018 tarihli Der Spiegel'in kapağında Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Amerika Başkanı Donald Trump var. Dergi, yeni dünya düzeni için bu dört liderin çok güçlü olduğunu yazdı. Peki derin akıl dergi kapağı üzerinden ne diyordu? Kime ne anlatıyordu? Pentagon'un yönettiği Alman dergisi açık şekilde söylemese de bu dört liderin birbirleriyle çok ama çok iyi anlaştığını yazıyor ve şunu ekliyordu. Kendi ülkelerindeki derin yapılarla sorun yaşayacaklar. Ülkelerinin içinde de başları ağrıyacak diyordu. Mealen alt metinlerde daha da açık söylersek Pentagon net olarak Erdoğan, Jinping, Vladimir Putin ve Donald Trump'tan kurtulmak istediğini Der Spiegel üzerinden ilan etti. Zaten bu nedenle ortada hiçbir sorun yokken yani Suriye'de savaşın eşiğine gelmemişken, dünya koronavirüsle tanışmamışken yazdım bunları. Yaklaşık 19 ay sonra yani günümüzde neler yaşanıyor? Xi Jinping koronavirüsle teslim alındı, diz çöktürüldü. Yardım istiyor. Hiçbir kararı hayata geçirmek için artık acele etmiyor. Washington'dan gelen emirleri bekliyor. Trilyonlarca dolarlık zararları var, ülkede yaşayan her Çinli her an öleceğini düşünerek güne başlıyor. Kimse huzur içinde yatağa giremiyor. Bu çok ağır bir travma. Gelelim Rusya Devlet Başkanı Putin'e. Koronavirüsün en ağır etkilediği ikinci ülke Rusya. Petrol ihtiyacını azaltan koronavirüs Putin'i de Washington'a yani derin Amerika'nın eline itti. Sadece bu mu? Derin Rusya Putin'i oyun dışı bıraktı. Son günlerde Putin'in kaç açıklamasını gördünüz? Sesini duyan var mı? Lavrov derin Rusya'nın yani Yahudi gücün etkisinde. Putin'in söylemek istemediği her şeyi Lavrov'dan duyuyoruz. Putin Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Moskova'nın Suriye planı derin Rusya'nın aklı. Putin bazı konularda tepkisini gösterse de bunda ısrar ettiği anda görevden alınacağını biliyor. Çünkü Putin'in ciddi bir rahatsızlığı var. Derin Rusya bunu koz olarak kullanıyor. Başkan Erdoğan derin Amerika ile doğrudan mücadele eden tek lider. Doğal olarak Amerika hasım olmayı sürdürüyor. Erdoğan Türkiye'nin çıkarlarını masaya getirdiği an bugün İdlib'de Rusya ve İran'la yarın Akdeniz'de bir başka aktörle karşı karşıya getirecekler. Mesela Mısır gibi. Zaten takip edenler bilir İdlib ve Suriye olayına hep böyle baktım. Bölgeyi dünyaya asla El-Kaide, YPG, PKK, Hizbullah, Suriye, Irak, İran, Rusya üzerinden bakmadım. Dünyanın bir yerinde yaprak kımıldıyorsa ya Londra'ya ya, ya Washington'a bakacaksınız. Dün de bugün de durum böyle. Kapaktaki son lider Donald Trump. Aslında üç liderin yanında derin Amerika ile savaşan en güçlü kişi Donald Trump oldu. Derin devlete savaş açan Trump, sabıkalı derin devlet etrafında dönen şeylere bakın, Rusya ile gizli işbirliği iddiasının ardından gidip bir dümen çevirdiler, sonunda bu ülkede benzeri görülmemiş bir casus skandalı ile yakalandılar.'' bu cadı avıdır dedi. Derin devlete teslim olmayacağını söyledi. Öyle de yaptı. Derin aklın Beyaz Saray'daki çok önemli isimlerini tek tek attı. Ancak o da teslim olmak zorunda kaldı. Çünkü Pentagon'u da yöneten derin akıl Trump'ı köşeye sıkıştırdı. Der Spiegel'in kapağındaki dört önemli ve güçlü liderin de hedef olması tesadüf mü? Elbette değil. Pentagon çok güçlü bir şekilde kararlar alıyor. Yeni dünya düzenine karşı çıkan ve derin Amerika'ya karşı olan dört liderde hedef. Dört liderde her şeye rağmen geri adım atmıyor, atmayacak. Belki her şey daha zor olacak ama dört lider istenileni vermeyecek. Ancak Trump kararını verdi. Derin Amerika ile çatışmayı bıraktı. Çünkü ikinci kez başkan olmak istiyor. Derin Amerika Trump'a güvenmiyor onun etrafını istediği gibi yönetmeye başlasa da güvensiz bir durum var. Bu netleşmeden ikinci kez seçilmesi de garanti değil. O nedenle Der Spiegel 9 Haziran 2018'deki kapakta koronavirüsü de ima etti. İdlib'i de, Akdeniz'i de. Tabii her şey bu kadar kolay olmuyor. Tayyip Erdoğan, Xi Jinping, Vladimir Putin'in elbette kendi planları var. Pentagon Taliban'la anlaştı. Zaten kendi kurdukları bir örgüttü ve anlaşma yapıldı o Taliban'ı şimdi nerelerde göreceğiz? Rusya'nın Vietnam'ı kabul edilen Afganistan'dan sonra yine Rusya'nın içinde mi? Yoksa Suriye'de Türkiye'yi hedef alan örgüt olarak mı? Bilmiyoruz. Eğer koronavirüs etkili olmasaydı, Çin'de DAEŞ'la birlikte Taliban'ı da görecektik. Ya da Libya'da, Amerika Birleşik Devletleri Taliban'la anlaştığını ilan ederek yeni bir oyunun ilk sesini duyurdu. 2020'de çok şey olacak. Bizi ilgilendiren kısım bence Rusya olmalı. Derin Rusya ne yapacak bilmiyoruz. Rusya Suriye'de ne kadar karşımızda, ne kadar yanımızda olacak kestiremiyoruz. Hepimiz biliyoruz ki Suriye Rusya toprağı ve Moskova perde gerisinde kesinlikle derin Amerika ile görüşmekte. Bu aralar karşımıza dikilen ya da sunulanlar gerçek olmayabilir. Görüntüyle gerçeği karıştırmamak gerekir. Özellikle Moskova'da dış sesi duymaya çalışmalıyız. Derin Amerika hedef seçtiği güçleri içeriden aşındırmakla uğraşmakta. 83 milyonun birlik ve beraberliği görüldüğü an kimse bir şey yapamaz, karşımızda duramaz. Ama oyunu bilmekte fayda var. Matruşka Rus icadı olsa da Amerikalılar iyi kullanıyor. Not: Suriye krizi göçmenleri Avrupa'yı yıkmak için yola çıkardı. Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirdi. İran'ı cepheye sürdü, Çin'i de virüsle buradan söküp attı. Amerika rakip gördüğü eksenleri ya virüsle ya göçmenlerle tasfiye etmek istemekte. Ergündiler Takvim. Melih Altınok. Savaşan değil, siyaset yapan askere alışmışlar. İdlib'de 34 askerimizin şehit olduğu saldırı, Türkiye'nin Şam rejimine bölgedeki faaliyetlerine son vermesi için tanıdığı sürede olmadan hemen önce gerçekleşmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri de dün Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Milli Savunma Bakanlığı rejim güçlerine şimdiden ağır zayiat verdirildiğini açıkladı. Bu kaçınılmaz olandı. Zira Türkiye'nin İdlib'de geri adım atması Kuzey Suriye'nin diğer noktalardaki varlığını da tehlikeye atardı. Sanırım kimse İdlib'ten geri çekilmemiz halinde Elbap'ta ya da Münbiç'te kalabileceğimizi söyleyemez. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cumartesi günü yaptığı konuşmada bu tehlikeyi bir adım daha ileri götürerek şöyle tarif ediyordu. Bugün Kamışlı'da, Tel Aviyat'a, Cerablus'ta, Münbiç'te, Elbap'ta, İdlib'te vermediğimiz savaşı, Allah göstermesin yarın Şırnak'ta, Hatay'da, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da vermek zorunda kalırız. Karşımızdaki senaryonun asıl hedefi Suriye değil Türkiye'dir. Suriye'de istediklerini alanlar namlularını yarın Türkiye'ye çevireceklerdir. Türkiye'nin egemen bir devlet olarak kendisine yapılan saldırılara karşı ordusunu etkili şekilde kullanabildiğini göstermesi hayati bir mesele. Bu ülkenin ilk hamlede parça parça edilen, vatandaşlarının yarısı mülteci konumuna düşürülen Suriye ya da Irak gibi kolay lokma olmadığı muhataplarımızın kafasına kazılmalı. Çünkü sahada yoksanız diplomasi masasında da olamazsınız. En fazla Esad gibi kıyıda köşede dolaşırsınız. Ankara bu mesajı Amerika'nın ultimatumuna rağmen Fırat'ın doğusuna girerek daha önce Trump'a verdi. Amerika Başkanının Ekim 2019'da söyledikleri bunun en net kanıtı olsa gerek. Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşa çıkıyor. TSK'nın dünkü milislerinin ardından 5 Mart'ta Moskova'da Erdoğan'la görüşecek Putin'in de Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha anladığından şüphe yok. Türkiye dışarıda bu mücadeleyi verirken içeride yıllardır ulusalcı takılan bazı çevreler de diken üstünde. İnternetteki köşelerini gazetecilerden çok emekli generallere ayıran karanlık odalara bir göz atın. Eski asker dediysek Türkçeyi aksanlı konuşan NATO subayları işte. Memleketteki siyasi ekonomik sıkıntıları aşsın diye zaman zaman orduyu göreve çağıracak kadar ileri giden bu militaristler dün TSK işini en iyi şekilde yapıp operasyonlar düzenlerken yine homurdanıyorlardı. Bir yandan Rusya'nın tezlerini manşet manşet yayıyor, diğer yandan da sahada işini yapan TSK'nın komuta akademisini sivillerden sonra açıklama yaptıkları için akıllarınca aşağılıyorlardı. Yırtınsınlar. O günler geride kaldı. Tüm enerjisini iç siyasete kanalize edip namlusunu düşmana değil, kendilerini var eden halka çeviren o eski generallere ulaşılamıyor. Alışacaklar. Melih Altınok Sabah